Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün Clash of Clans'ın ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi köyümüze bir saldıranlar olmuş. Ben bölüm arasında şu duvarları falan aldım, savunmaları aldım, yükselttim, hepsini yaptım ve belediye binamızı 13'e bastım arkadaşlar. Gözünüz arkada kalmasın. Şöyle kapasitemiz de bayağı artmış. Şunları toplayalım bir. Şöyle yapalım. Yeni gelen eşyaları almaya başlayalım. Ondan sonra biraz ganimet kasma falan. Şöyle 35 barbarla almış bizim köyümüzü. Neden almış? Çünkü düzenimiz yok. Birazdan düzen ayarlamaya çalışacağız sizinlerle birlikte. Hem sizler de nasıl düzen ayarlanabileceği hakkında bilginiz olsun. Benim fikirlerim bu yönde. Şöyle kısa zamanda olacak olanları seçelim. Öncelikle. Hemen hızlı hızlı koyabileceklerimizi. Kaynaklar kısmında da şöyle. O olasıya kadar şöyle bir tane daha alıp geliriz hemen. Arka plandan ses gelebilir. Arka plandan gelen sesler için kusura bakmayın, yani yapabileceğim bir şey yok şu anlık. Yurtta kaldığımız için sürekli olarak ilanlar, anonslar veriliyor. Yapabileceğim bir şey yok maalesef. Şöyle şunu da kuralım. Arkadaşlar, bu hani gelişme taktiği, hani hızlı bir gelişmek için gelişme taktiği, yani yeni başlayanlar ve gelişemeyen arkadaşlar varsa hani videolarımızı takipte kalsınlar. Gerçekten ilerleyen zamanlarda da farkını göreceksiniz. Zaten muhtemelen bir ay içinde falan belediye binası 7 olmuş olacaksınız. Olmasanız bile 6 olacaksınız. Eğer oyuna düzgün bir şekilde girerseniz. Şu inşaatçılarmış. Savunma diyor. Duvarları alsak mı? 50 paraymış. Şöyle alalım duvarları da. O tarafa değil, şu tarafa. Şöyle niye? Ha, tamam. Şöyle hızlı bir şekilde orada bir tane taş varmış. Başka havanımız var. Havan 3 saat diyor. Onu da almayacağım. Şöyle şunları da alalım hızlı bir şekilde. Laboratuvarımız da kurulmuş. Başka alacağımız bir şey kalmadı. Sanırım yükseltmelerde geçiş yapmadan önce hemen alabildiğimiz malzemelerimizi alıyoruz. Ordu kampımızı da alalım arkadaşlar. Şöyle şu an bütün belediye binası 3 numaranın bütün alınacak olan malzemelerini aldık. Duvarlar 3'e falan basılacak. Şunlar basılacak. Tabi bunlar basarken sizlere bir takım fikirlerim olacak, hani fikir verme konusunda. Ama öncelikle şöyle şuralardaki ödüller, bakın görüyorsunuz. Burada çok güzel ödüller birikecek. Ben bu ödülleri 1 milyon altın diyor. 1 milyon altını şu an yani saklayamayız ve güzel iksirler, altın ürünümüz falan gelecek. İnşaat kitabımız gelecek. Bunları yüksek belediye binalarında kullanmamız lazım. Bunun için de benim tavsiyem bunları almayın. Ha, şöyle yaparsınız. Şu taşları alırsınız. Taşları alalım. Çünkü inşaatçı alacağız arkadaşlar. İnşaatçı almak için taşları almamız lazım. Şöyle şuradaki görevler de alınca, 5 tanesini alınca oradan da bir görev daha tamamlanacak. Şöyle hızlı bir şekilde şunu da alalım, şunu da alalım. Başka da kalmadı arkadaşlar. 7 seviye olduk. Çok güzel. Şöyle şunu da aldık. Bir tane daha şey açıldı. Altın lazım olursa buradan alabiliriz. Ama o yüksek altınları alamayız. Yabana gider. Şöyle yapalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şöyle bakalım bir. 25 bin istiyor. Bizim depomuz 17.500. Bunları yapamayız şu an. İnşaatçılarımız dolu olduğu için. Şöyle bir düzen yapma şeklinde girelim. Orada bir takım tavsiyelerim olacak size. Hepsini kaldır diyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu kapatabiliriz. Şöyle merkezi bir yere. Aslında şurada tam. Şu olduğu yer şu an tam merkez ama şunları şu an kaldırmadığımız için oraya koyamayız. Şöyle hızlı bir şekilde. Elimizde ne savunma var? Zaten 4 tane savunmamız var. Hepi topu. Birini şöyle koyarsın arkadaşım. Birini böyle koyarsın. Hatta böyle değil. Şöyle koyarız. Şu topu alır. Şu tarafa koyarız. Şunu da böyle koyduğumuz zaman yapabileceğimiz minimum, hani asgari düzen budur zaten. 4 tane savunmamız var. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle şuraya geçeriz.
Şu şekilde köyümüzün etrafını dolaşacağız. Sırayı seçmiyoruz. Şunu kaldır. Evet. Şöyle gel abi. 25 tanesi gitti. Şöyle hemen şuradan şöyle yaparız. Zaten çok az bir duvarımız kalacak. Şunları kaldır abi. Şöyle kaldırdık. Hadi. Hay Allah'ım ya Rabbim. Şöyle. 6 tane fazladan duvarımız kaldı arkadaşlar. Bizim şu an öncelikli olarak ihtiyacımız nedir? Tabii ki de altınımız, iksirimiz. Bu altınlar, iksirler yabana gitmemesi için şu köşelere koyuyoruz. Tabii farklı bir düzen yapmak istiyorsanız siz ayrı bir düzen de yapabilirsiniz ama bence bu düzen daha iyi. İksirimizi, altınımızı korumak için. Şu bombalar kesinlikle yeterli olmayacaktır ama şu köşelere, şu büyük iksir depolarının köşesine koyabiliriz bunları. Onun haricinde şu şekilde bunların önüne savunma için şöyle şu şekilde hani yavaşlatmak için bunlardan koyabiliriz. Şunları şöyle koyarız arkadaşım. Bu şekilde. Bunu şöyle koyalım. Hayır. Şuraya yukarı koyalım. Hani birbirine uyumlu olsun. Hem altın hem iksir. Birer tanesi. Şöyle birer tane kışla koyarız. Başka da çok malzememiz kalmadı zaten. Şöyle birini şura. Birini şura. Birini bura. Birini bura. Şöyle. Şimdi bu kalan duvarları ne yapacağız diyebilirsiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. İnşaatçılar kolay yıkılan binalardır. Bundan dolayı hani havanımızı koruyamayacaktır. Hani en azından çok yakından konum birliklerini konumlandırmaması için şöyle önüne şöyle biraz ara olması için şu şekilde şeyler yapabiliriz. Okçumuz da çok önemli. Çünkü havayı savunan tek kartımız okçu. Klan kalesine birlik alıp geldiği zaman adam direkt köyümüzü üçleyecektir. Onun için şu şekilde ordu kampımız da kuruldu arkadaşlar. Şu şekilde bunları da buraya koyduğumuz zaman şöyle güzel bir düzenimiz oldu. Minik. Daha ilerleyen zamanlarda çok güzel olacak. Merak etmeyin. Kaydetmek istediniz emin misiniz? Kaydettik şöyle. Şimdi arkadaşlar. Şu birlik eğitimini biraz arttıralım. Videomuz 7-8 dakika civarlarına gelmiş zaten. Şöyle sizinle ben bir saldırıya çıkmak istiyorum. Hani saldırı içinde bir taktik vermek istiyorum sizlere. Şöyle çıkalım. Güzel bir köy bulursak gireriz diyeceğim ama köyler de güçlendi tabii ki biz şey yaptığımız için. Şu an burada alabiliriz aslında ama alabilir miyiz, alamaz mıyız onu çok emin olamam. Aslında alırız ama şimdi gerek yok. Ordu kampımızı geliştirince daha kolay dalabileceğiz böyle yerlere. Size şöyle söyleyeyim. Günlerce arasam belki denk gelmezdi ama şansınıza, video şansına gerçekten çok güzel bir köy denk geldi. Şöyle yapalım. Klan kalesi boş. Yallah arkadaşlar şöyle biraz dağıtabilirsiniz. Çünkü bomba falan varsa barbarlarınız telef olacaktır. Şu şekilde olan zaten altın ikisini hepsini alacaktır bunlar. Alamazsa da aldığı kadarını alsın. Çünkü 6000 bizim için şu an büyük bir miktar. Son dolarımızdan bile o kadar gelmiyor yani açıkçası. Şöyle belediye binasını da aldığımıza göre çok da önemli değil gerisi. Yani yenilgi de almadık. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Videoyu bölmek zorunda kaldım. KYK'dasınız sonuçta. Dediğim gibi gelen giden eksik olmuyor çok şükür. Videomuz devam ediyor. Şu şekilde köyümüz üçlenecek mi bilmiyorum ama tahminimce üçlenecek çünkü burada bayağı bir yüklü miktarda barbar var ve orayı da yıktı. Tamam arkadaşlar bu köy üçlendi. Endişe etmenize gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle şunu da kırabilirlerse evet çok güzel. Evet. Sadece klan kalesi kaldı. Dışarıda da inşaatçı var mı? Yok. Videoda işte bu şekilde saldırılar yapmak biraz zamanımızı alıyor ama yapacak bir şey yok.
bir şekilde yapacağız, halledeceğiz. Saldırımız tamamdı. Güzel bir ganimet aldık. Kupamızı da aldık. Arkadaşlar buralarda kupa sıkıntısı olmadığı için istediğiniz şekilde hani sadece ganimete dalabilirsiniz. Barbar basıyorum çünkü barbar dayanıklı bir birlik ve havan da çok hasar veremiyor. 2-3 kere vurması lazım barbarları öldürmesi için. Yani böyle bodoslama bu şekilde dalabilirsiniz. Depolara ve sondalara. Goblin falan tavsiye etmiyorum. Çünkü Goblin tek veya iki yiyor kulelerden. Onun için hani çok gerekli bir birlik olduğunu düşünmüyorum Goblinlerin. Şöyle bakalım bir. Arkadaşlar altınımız çok burada. Ben bu altınları alıp şöyle şu duvarları da ikiye basmak istiyorum. Savunmalarda da lazım olacak fakat bizim duvarlarımız da çok önemli. Şu an duvar kırıcısı açık olmadığı zaman adamların bizim köyün duvarlarını aşması zorluk oluyor. Ve bu şekilde kazanma ihtimalimiz yükseliyor. Şöyle hızlı bir şekilde basıyoruz. Tabi paramız yetmeyecek sanırım. Şöyle. Şunu da aldık. Az bir duvarımız kaldı. Şu 8000 altını da alalım. Şöyle şu şekilde bunları da basıyoruz. Önümüzdeki bölümde hani bir bölüm daha yaparız belediye 3'ü. Çünkü belediye 3'te yükseltmeler başlıyor. 4 tane, 3 tane yükseltmemiz de var. Bunlardan bir tanesi sizinle yaparım. 3. bölümde muhtemelen belediye 4 ile karşınızda olacağım. Şimdi basabileceğimiz bir şeyler var mı? Ordu kampımız 10.000 diyor. 3. seviyeye yükseltesi mi diyor. 5 tane artacak kapasitesi. Diğer ordu kampı 1. seviye. Bunu 2'ye basmak bence daha mantıklı. Hem 10 artıyor hem de iksir maliyeti düşük ve hızlı hızlı geliştirip diğer ordu kampını seviyesine getirmek daha mantıklı. Şöyle bakıyorum çok yüksek bir şey var mı? Kışlalar bombacı açılıyor, duvar kırıcı. Kışla da basabiliriz. Ben kışlaya basıyorum arkadaşlar. Şöyle en azından duvar kırıcı lazım olabilir. Devle falan saldırı yapacak olursak barbarda da lazım olabilir. Duvarın arkasında havan olur. Hemen havan tak diye alırız. Ben barbarı falan geliştiririm. Muhtemelen okçu veya goblin kalır bölüm arasında. Onu da diğer bölümde yükseltiriz inşallah. Şöyle 4. seviyeye yükseltmen lazım diyor. Onun için çok acil bir şekilde belediye binasını 4. seviyeye yükselteceğiz. Klan kalemizi onarmadık. Ona inşaatçı da lazım sanırım ama bir deneyelim mi şansımızı? Altınımız yokmuş. O zaman onaramıyoruz. Önümüzdeki bölümde onaralım. Daha iyi olur. Hem bir klana gireriz belki. Klan savaşı falan yaparız. 4. belediye 3'ten 4'ten itibaren. Güzel olur. Videomuz burada sona erdi arkadaşlar. İzlediğiniz için, sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla böyle Clash of Clans videolarının gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike atıp yorumlara neden beğenmediğinizi de yazabilirsiniz. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer Clash of Clans'ta gelişmek ve daha çabuk gelişmek istiyorsanız gelişirsiniz ama bazen yavaş gelişirsiniz. Daha çabuk gelişmek istiyorsanız videolarımı takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun.